Projemiz eğer siz de yaptıysanız önümde açık, kenarda dursun. Önce duvarları anlatacağım. Sonra projenin duvarlarını yaparız beraber. Bugün birazcık ilerleyeceğiz. Zamanımız çünkü azalıyor. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta ne yapmıştık duvarlarla ilgili? Kısaca bir hatırlayalım. Floor planımda zemin kat planıma girmiştim. Çünkü buraya çağırdıydım projeyi. Architecture wall başlığını tıklamıştım. Yan tarafı bir tane duvar geldi. En son bu duvarda kalmışım. O yüzden bu geldi. Modify sekmem açılmıştı. Ve draw elemanlarım burada. Buradaki çizgisel elemanları kullanarak duvar oluşturuyordum. Eğer line'la bir duvar çizeceksen, size line öğretmiştim. Line nasıl çiziyorsak duvar mantığında da aynı işlemi yapıyoruz. Duvarımın hizasını alıyorum. Eğer ölçü girmem gerekiyorsa ölçümü girip duvarımı yapıyorum şu şekilde. Eğer dörtgenle çizmek istersem dörtgen çiziyorum. Sonra ölçülerini değiştirebilirim. Poligon çizebilirim. Denemelerini yapmıştık. Çember çizebilirim. Yani buradaki elemanları kullanarak çizime devam ediyorum. Şöyle 3 boyutta bakarsak şu şekilde 90 derecelik açılarla duvarlarımızı yükselttiğimizi görüyoruz. 3 boyutta bakıyorum şu anda. Tekrar zemin kata geldim. Duvarlarla ilgili ne demiştim? Örneğin ben duvar çizimi yaparken çizimde dikkat etmem gereken şeyleri söylemiştim. Bunun için şurada aksım var. Aksımı örnek göstereyim. Architecture wall diyerek bir duvar alıp şu üstteki seçeneklerden bahsetmiştim size. Duvarınızın bakın hemen options barda height başlığının aktif olacağını söylemiştim. Eğer height değil depth aktif olursa duvarınızı bulunduğunuz kottan aşağıya doğru çizer. Bulunduğunuz kottan yukarıya doğru çizmesini istiyorsanız height başlığının aktif olması gerektiğini söylemiştim. Şu height'ın yanında unconnected yazıyor. Unconnected'ı gördüğünüzde ölçü gireceksiniz demek oluyor. Bu duvarlar için ya da diğer elemanlar için de geçerli. Bakın hemen unconnected aktifken yanında da duvarımın yüksekliği yazıyor. Çünkü bizim duvarımızın yüksekliği, yani kod yüksekliğimiz 280 olduğu için ben 280 yazmıştım. Şu an orada kalmış. Normalde standart olarak burası böyle 800 geliyor arkadaşlar. Siz duvar yüksekliğinizi giriyorsunuz buradan. Hayır, ben kod girmek istemiyorum. İki kat arasına bağlayacağım ya da farklı bir kata bağlayacağım diyorsanız ben şu an zemin kattayım. Bir duvar çiziyorsam çatıya kadar uzamasını istiyorsam duvarın çatı planını seçersem duvarım çatıya kadar uzar demiştim. Location line başlığında duvarlarımızı nereden tutarak çizmek istediğimizi belirliyordu. Wall center line duvarın merkezinden tutarak bir çizim yapıyor. Şöyle aksın üzerine geldiğinde bakın duvarı görüyor musunuz? Ne yapıyor? Tam duvarı merkezden tutarak çiziyor. Hemen diğer seçeneklere kontrol ettiğimde finish face, exterior ve interior başlıkları var. Exterior dışarıya, yani bulunduğu noktanın dışına doğru çiz demek. Bakın aksımın üzerindeyken aksımın dışına doğru çiziyor. Diğer seçeneğe girdiğinizde de içine doğru bir seçim yapıyordu şu şekilde. Şimdi şu anki duvarım katmansız bir duvar. Katmansız bir duvar demek ne demek? Döşemelerde görmüştük. Duvarımın örneğin önünde sıva var, yalıtım malzemesi var ya da başka bir bitiş malzemesi var. Ne bileyim, duvarı yaptınız, işte duvar kağıdı eklediniz. Böyle katmanlardan oluşuyorsa, onun için de bir örnek duvar almıştım. Şöyle duvarın yanındaki oku tıkladığımda, şurada renkli duvarlar görüyorsunuz arkadaşlar. Bu renkli duvarlar katmanlı duvarlar. Katmanlı duvarlardan bir tanesini seçtim ve katmanları görmek için alt panelde kontrol, görüntü kontrol tuşlarım var. Hemen şu ikinci komut detail level kısmından fine'a getirmem, yani detayları göster demem gerekiyor. Gelip location line'ı wall center line çizdiğimde katman duvarımı da bir bütün olarak alıp tam ortadan çiziyor arkadaşlar. Ama katmanlı duvarda şuna dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Şimdi duvarımın bir taşıyıcısı var. Yani duvarı gaz beton ya da tuğlayla vesaire ördüm. Bu bir taşıyıcı özelliği taşıdı. Sonra ne yapıyorum? Duvarı ördükten sonra, asıl duvarlarımı ördükten sonra işte sıva yapıyorum, işte yalıtım malzemesi koyuyorum,
İşte başka bir işte duvar kağıdı koyuyorum ya da boya yapıyorum. Katman ekliyorum. Şimdi katmanları eklediğimde benim duvarımın yeri değişmiyor. Bulunduğu noktada duruyor değil mi? Ben köşemenin üzerinde duvarımı ördüm. Duvarım öne ya da sağa ya da sola kaymıyor. Ama ben bu şekilde katmanlı duvarlarda çizim yaparsam şu ara bakın şurası benim asıl duvarım. Şu geri kalan parçalar katmanları. Duvarın yerini değiştirmiş oluyorum. Yani duvar burayı döşeme olarak kabul ederseniz duvar geliyor bu şekilde bir kayma oluşturuyor. Katmanlı duvarlarda wall centerline yerine Kore centerline başlığını kullanacaksınız. Bakın çiziyorum şimdi Kore centerline'la. Benim taşıyıcımı direkt ortasından aldı. Yani katmanlar önde ya da arkada duruyor. Buna dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştim. Eksteriyörde yaparsam bakın yine katmandan ya da interior yaparsam katmanları dışarıda bırakıp taşıyıcı hep baz alıyor. Şu şekilde. Bakın katmanlar dışarıda kaldı. Taşıyıcının sınırından devam ediyor. Yani kafanızı karıştırıyorsa hep korelerle çizin. Korelerle çizin. İşinizi sağlamanın. Neden? Duvar çizdiniz ama sonradan da katmanlara ekleyeceksiniz. Önce ben 20'lik duvarımı çizeyim dediniz projede. Sonra önüne sıva katmanını ekleyeyim. İşte yapım katmanını ekleyeyim dediğinizde duvarlarınızın oynamamasını istiyorsanız duvar komutundayken muhakkak önemli bir nokta. O yüzden bastıra bastıra söylüyorum. Korelerle çalışmayı adet edinin. Chain başlığı süreklilik demekti arkadaşlar. Line'da ben sürekli eğer çizime devam etmek istiyorsam şu şekilde çizimime devam ediyor. Eğer chain'in tikini kaldırırsam çizimimi yapıp komuttan çıkıp tekrar benim bir noktayı seçip duvar komutunu girmem gerekiyor. Offset'ten bahsetmiştik. Eğer offset'e bir değer girerseniz örneğin 200 cm girdim. Bulunduğum noktada ne yapıyordu? 200 cm yukarısına ya da space tuşuyla yön değiştirerek, ünlü de değiştirerek işlem yapmama olanak veriyordu. Radius'da radius değerini değiştirdiğinizde köşelere şu şekilde flit işlemi yapıyor. Bakın şeyini bir aktif hale getireyim. Her köşeye köşeli bir çizim yaptığımda şöyle filtleme işlemi yapıyor. Bunlardan bahsettikten sonra şu duvarlarımı bir siliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle çok ortamda obje var. Filter seçeneğiyle tıkladım. Check none dedim. Sadece wall'u göster dedim. Wall'lar seçiliyor. Ve delete'le duvarları sildim. Wall komutuna geldim. Böyle bir duvar çizdim. Şimdi şu duvarı bakın duvarı seçtim. Duvar katmanlı. Katmansız bir duvara çevirmek istiyorum. Bakın seçiyorsunuz objenizi. Properties menüsünde örneğin bu duvarı 15 santimlik duvar yapacağım. Bakın generic 15'i tıkladığım anda duvarım gitti 15 santim diye döndü. Seçili. Buradan katmanlı hale getirmek istiyorum. Katmanı seçtim. Katmanlı hale geldi. Chain yapıyorsunuz. Oldukça kolay. Duvarı çizdikten sonra Weave menüsünden 3D'ye geldim. Duvarı seçtim. Dedim ki bakın duvarın üzerinde ölçüsünü değiştirebiliyorsunuz 3 boyutta da. Şuradaki oklarla da böyle yüksekliğiyle oynayabiliyorsunuz. Edit profile başlığı var yukarı doğru baktığınızda. Duvarın düzenleme alanına giriyor. Edit profile'e tıkladığımda bakın sketch ortam çıktı. Yani duvarın kenarları çıktı. Bu kenarları değiştirebilirsiniz demiştim. Komutun içindeyim. İşlemimi yaptıktan sonra üstteki check butonuna basıp onaylayacağım ya da çarp işaretiyle çıkacağım komuttan. Şu çizgiyi siliyorum. Geliyorum. Arka tıkladım. Örneğin şöyle arkla devam eden bir duvar oluşturdum. Bakın. Geometriyi değiştirdim. Finish dediğimde düz duvarım çizmiş olduğum geometriye döndü. Tekrar tıkladım. Edit profile ya da üzerine iki kere tıklarsanız da sketch ortama girer arkadaşlar. Yine duvarı şu şekilde sildim. Değişiklikler yapıyorsam duvarımda şöyle bir eğim olduğunu düşünün. Ya da bakın çizgiler birbirine değmeyecek. Aynı döşemedeki gibi. Yani kapalı, temiz bir ortam olacak her zaman. Ortalara böyle kapalı alanlar çizersem değmeden delme işlemi yapıyor. Şu şekilde. Bunu göstermiştik. Hani bu arada sen de hatırlamış oluyorsun. Edit profile'a girdim. İstersen dedim komple silerim bunu. Gelirim buraya başka bir geometri çizerim. Mesela şöyle bir çember çizdim. Şu şekilde çizdim.
bir çember duvarda oluşturabilirsiniz. Duvar seçili olup sağ üstte reset profile'ı tıklarsanız duvarınız eski haline döner. Bu da geometrisi. Örneğin elinizde eğimli bir duvar var. Eğimli duvar oluşturmanız gerekiyor. Bu iki çizgiyi sildim. Şöyle üçgen bir duvara ihtiyacınız var. Rampa altına yapacaksınız mesela. Ya da işte bir edit profile'a girdim. Bir kale duvarına ihtiyacınız var. Bahçe duvarı yapıyorsunuz ama duvarınızda şu şekilde girintiler, çıkıntılar olsun istiyorsunuz. Gibi buna devam edebilirsiniz böyle. Şu şekilde yine bu butonlarla bakın uzaklaştırıp yakınlaştırma işlemleri de yapabiliyorsunuz. Seçtiniz, reset profile dediniz. Ne oldu? Duvarınız eski haline geldi. Buraya kadar anlattıktan sonra architecture başlığına tıklayın dedim. Wall sekmesinin altında bir tane küçük ok görüyorsunuz ya da yanında. Tıkladınız. Wall sweep ve wall reveal başlığı var. Wall sweep duvarınıza profil eklemenizi sağlıyordu. Wall reveal da fuga, boşluk açmanızı sağlıyordu. Wall sweep'i tıkladığımda properties menüsüne ilk etapta Cornish başlığıyla bir profil geldi. Ve sağ üstte horizontal ve vertical yazıyor. Horizontal sizin şöyle görüntümü bir hidden alayım görmeniz için. Horizontal sizin düşey yatayda eleman eklemenizi, vertical'da düşeyde eleman eklemenizi onay veriyordu. Tıklayıp bir yer belirleyip restart dediğimde şu şekilde restart profilleri ekliyordum. Horizontal yatayda. Geçen hafta böyle bir profil çizdiğim için şu an bu profili seçmiş bulunuyorum. Restart diyorum. Profilimi koydum. Profili seçtiğiniz zaman sol tarafta offset from wall var demiştim. Profil duvardan uzaklaştırmanızı sağlıyor. Geliyorsunuz buraya eksi ya da artı değer girdiğinizde mesela eksi 10 dedim. Profilim içeriye doğru girdi duvarı seçilirken ya da artı 10 diyerek şöyle dışarıya doğru ittim profili. Profilinizin yerden yüksekliğini ayarlamak isterseniz zaten manuel olarak ölçüyü görüyorsunuz. Buradan değiştirebileceğiniz gibi hemen şurada offset from level kısmına da örneğin 300 santim yerden yukarı olsun derseniz şu şekilde profilimi 300 santim yerden yukarı alıyor. Onu da tekrar sıfırladım. Düşey elemanlar içinde hemen üzerinden işlem yapıyorsunuz. Duvarın başlangıç noktasından uzaklığını belirlemek istiyorsanız geliyorsunuz manuel olarak rakamı seçiyorsunuz uzaklaştı. Bakın diğer profili seçtim yine baştan alıyor ölçüsünü. Eğer eşit oranda yapmak istiyorsam buraya da 600 diyorum. Bu şekilde profillerimi ayarlamıştım. Fuga da aynı mantıklıydı arkadaşlar. Architecture Wall'dan Wall Reveal'ı seçip yine şuradan Edit Type'ına gidelim. Bu arada Edit Type'larına girip şuradaki profil kısmına değiştireyim önce. Sürekli benim feminim geliyor. Bakın şöyle bir profil tıkladım. Restart dedim. Duvarda bakın şu şekilde boşluklar oluşturmanızı sağlıyor. Dış cephe işlemleri yaparken kullanabilirsiniz. Sonrasında profil çizmeyi göstermiştim size. File kısmından New diyorum. Family başlığını tıklıyordum. Çünkü biz modellerimizi projede değil, family'de modelliyoruz. Family başlığını tıkladığımda açılan menüde Revit sizin için bütün elemanları modelleyebilmeniz için altlıklar oluşturmuş. Örneğin bir kapı çizmek istiyorsunuz. Bakın metrik door yazıyor. Bir pencere çizmek istiyorsunuz. Şöyle aşağı doğru gidelim. Metrik window gibi altlıklar vermiş. Ben profil çizecektim. Profil başlığına doğru gidiyorum. Profiller de kendi içinde farklılıklar taşıyor. Örneğin real korkuluk profili oluştur. Reveal fuga profili oluştur. Gibi seçenekler var ama sweep için yok. Sweep için yoksa genel profil modelleme alanımız var. Şöyle metric profile sadece yazıyorsa tıklayıp open dediğinizde model alanına girmiştiniz. Şu anda ekranı top'tan görüyorsunuz. Görünüşler yok. Hemen üstte create paneli var. Yanında da line var. Line'la sizin çizim yapmanızı istiyor. Yani profilinizin kesitini çizmenizi istiyor. Referans çizgilerim var. Tam burası Revit'in orta noktası. Duvar olarak düşünürseniz sağ tarafa doğru çizim yaparsanız duvarınızın dışına, sol tarafa doğru çizim yaparsanız içine ya da
diğer yöne, üst tarafa yaparsınız. Yön değiştirebilirsiniz. Line alıp kapalı bir alan oluşturun demiştim. Gelip buraya bir tane ölçünüzü de değiştiriyorsunuz burada. Şöyle bir profil oluşturdum mesela. Evet. Ama profil kapalı alan olacak bakın. Temiz bir kapalı alan olacak. Oluşturduktan sonra demiştim ki file, save as yapıp bunu family olarak işte masa üstünüzde geçen hafta kaydetmiştik örneğin. İsim de verebilirsiniz. Profil de diyebilirsiniz. Profil isim verdim. Save'ledim. Profilimden tekrar projeme dönmek istiyorsam Load into project diyorum. Ve direkt projeme döndüm. Projemin içindeyim şu anda. Duvarımı seçtim. 3 boyuta da gelelim görmeniz için. Şu profili biraz önce çizdiğim profille değiştirmek istiyorum. Ya da yeniden eklemek istiyorsanız. Profilin edit type'ına giriyorum. Şurada profil başlığı var. Yanındaki boşluğa tıklıyordunuz arkadaşlar. Profilim bakın bu aşağıya gelmiş. Seçtim. Apply dedim. Profilim bakın biraz önce çizdiğim profil buraya yerleşmiş oldu. Fuga içinde kullanabilirim bu profili. Bu şekilde delme işlemi yapan. Yani architecture wall başlığını tıklayıp wall reveal dersem reveal'ın edit type'ına girip profil başlığından profili seçip getirirsem bakın delme işlemini de restart dediğimde bu çizmiş olduğum profille deldi. Bu geçen hafta duvarla ilgili yaptığımız işlemlerdi ve burada kaldık. Kısaca hemen size bir hatırlattım arkadaşlar. Umarım sıkılmamışsınızdır. Şimdi arkadaşlar benim bir binam var. Koca binam var ve ben binama profiller ve fugalar eklemek istiyorum ama şimdi burada hep manuel yaptım. Ama koskoca binaya gidip de hep manuel tık 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 düşeyde ve yatayda koymam ve aralarındaki mesafeleri oluşturmam beni zorlayacak. O zaman hani bu işlemin anlamı kalmayacak. Böyle tek tük duvarlarınızda böyle işlemler yapmak için manueli hemen hazırcığına kullanabilirsiniz. Bunun otomatik ölçüsel olarak yapılmasını anlatmadan önce duvarların bir edit type'ına gireceğim. Ve duvarlarla ilgili katmanlarla ilgili bilgi verip hemen buraya gireceğim. Şimdi duvarımın üzerindeki profilleri bir siliyorum. Şöyle üşendim. Kontrol ile seçiyorum. Delete'e sildim. Hatta şunları da sileyim. Oluşturduğum duvarı seçtim. Hatta görünüşlere giriyorum. Duvarı bir görelim. Nerede bu duvar? Diğer görünüşe girelim. Arkada kalmış. Duvarı biraz uzağa bir yere çizeyim. Arkadaşlar görmeniz için. Çünkü şu anda göz şurada. Ben şöyle alayım. Şimdi ben şu oklarla oynadığım için duvarın ölçüsünü böyle değiştirdim. Bakın duvar seçili. Properties menüsüne bir bakalım. Constraints başlığında location'dan duvarı hangi hizada çizdiğimi gösteriyor. Şu anda Coraface exterior'de çizmişim bunu. İsterseniz buradan değişiklik yapabilirsiniz. Base constraints duvarın başlangıç noktası. Duvarım zemin kattan başlıyor. Zemin katım şu kod. Ama base offset vermişim. Yani şuradaki değerlerle oynayınca bakın base offset değeri değişiyor. Sıfırlarsanız burayı direkt geldi zemin kat planının üzerine oturdu. Yani eğer zemin kat planınızı duvarınızı belli bir yükseklikte ya da belli bir aşağıda mesafede oluşturmak istiyorsanız arkadaşlar buraya değer giriyorsunuz. Örneğin 20 santim girdim. Duvarım 20 santim boşluk bırakarak oluşuyor. Ya da eksi değer girerseniz kodunuzda 20 santim aşağıya doğru uzuyor. Base offset kısmında. Bunlar zaten bu anlattıklarım kolonlarda da vardı. Tab constraints başlığında unconnected tıklı. Yani ben duvarımın ölçüsüne gireceğim. Benim şu kod yüksekliği 280. Buraya gelip 280 yazarsam duvarım tam buraya oturur. Yok ben mesafe girerek duvar oluşturmak istemiyorum da diyorsanız o zaman unconnected yazan yazının boşluğunu tıklıyorsunuz. Diyorsunuz ki duvarım çatıya kadar uzasın. Bakın duvarınız çatıya kadar uzadı. Base constraints'i de örneğin geldiniz temel plana getirdiniz. Temelle çatı arasında şu anda duvarım uzadı ama tek pare. Bakın tek olduğu zaman
Siz katlarda dış cephe işlemleri yaparken zorlanırsınız. Çünkü ben bu duvarı silmek istediğimde komple siliniyor. O yüzden üst katlara duvarlarınızı kopyalayın. Zaten böyle yekpare de çizemeyeceksiniz. Çünkü kirişler girecek. Duvarın kirişlerin içinden geçmemesi gerekiyor. O yüzden kiriş altında bir mesafe girmenizi öneriyorum. Doğru proje çizme adına. Temel değil, zemin kat planını alıyorum. Ve diyorum ki unconnected. Ölçü gireceğim. Yani benim yüksekliğim 280 diyorum. Ve duvarım buraya yerleşiyor. Bu kısım gayet anlaşılabilir. Buradan kontrol edip değişikliğinizi yapabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz duvarla ilgili. Şimdi tekrar zemin kat planıma giriyorum floor planda. Duvarım yanımda. Ve duvarımın edit type'ına giriyorum. Şu an 15 santimlik bir duvarım seçili. Buradan bakın duvarı çizmeden önce hemen duvarın yanındaki oku tıklayarak duvar seçimi yapabilirsiniz. Sizin için duvarlar vermiş. Ben şimdilik hatta 20 santimlik duvarı aldım. Ve edit type'ına girdim. Döşemedeki gibi bakın type properties benim. Duvarımın kalınlığını gireceğim. Şurada vidit yazıyor. 20 ama silik. Şurada structure başlığı var. Edit'ine tıklarsanız buradan duvar kalınlığınızı değiştirebilirsiniz. Ama değiştirmeden önce şurayı bir iptal ediyorum. Önce duvarımı bir duplikat yapıyorum. Örneğin dış duvar çizeceğim. Ve benim dış duvar için ölçüm örneğin 15 olsun. 15 olmasın hatta. 25 santimlik dış duvar diye yazıyorum. Tuğla duvar, gaz beton falan diye yazabilirsiniz artık ne kullanıyorsanız. İsmini değiştirdim. Şu type kısmına tıkladığımda duvarlarımın hepsini görüyorum. Şu an 20'lik dış duvar olarak ölçüleriyle oynayacağım. Structure başlığının editine geliyorum. Şurada preview açıyorum. Duvarımı görüyorum. Bakın duvarınızı section'dan, kesitten de görebilirsiniz. Plandan da görebilirsiniz. Yine döşemedeki gibi katmanları bir de burada anlatacağım arkadaşlar. Diğerlerini de anlatmayacağım. Hep aynı mantık gidiyor. Yine taşıyıcım Kore boundary'lerin arasında. Ama bakın şurada exterior side, interior side yazıyor. Yani şu Kore boundary'lerin üzerine katman eklediğinizde duvarın dış yüzeyine katman ekliyorsunuz. Interior alt kısmına eklediğinizde iç kısmına ekleme yapmış oluyorsunuz. Nasıl ekliyordunuz? Ben mesela duvarımın dış kısmına bir sıva yapıp bunu da bir taş duvarla kaplayacağım. İç kısmına da yine sıva yapacağım. Boyayla işlemi bitireceğim ya da duvar kağıdı kullanacağım gibi işlemler için ya da yalıtımı da kullanabilirim. Kore boundary'nin üzerindeyken insert başlığını tıkladığımda hemen onun üstüne bakın ne yaptı? Gitti bir tane katman ekledi. Bir tane daha tıkladım ikinci katmanımı. Dört tane şöyle katman ekledim. Şu ana taşıyıcım korelerimin arasında duracak. Geliyorum iki tanesini üstte iki tanesini aşağıya alacağım. Hemen altta bakın down seçeneği var. Down'ı tıkladığımda seçili olan katman aşağıya doğru ilerliyor. Seçtim down. Yukarı tekrar almak istersem up'la bu şekilde yukarı alıyorsunuz. Asıl taşıyıcı duvarım kurelerin arasında. Katmanlarım da üstünde. Structure başlığının yanına tıkladığınızda bakın duvarınızı hangi amaçla kullanıyorsunuz o başlıkları işaretleyin demiştim. Şimdiki duvarım evet bir taşıyıcı görevi yapıyor. Bay kategori kısmından malzeme ayarlayabilirsiniz demiştik. Döşemede bunu biliyorsunuz. O yüzden hatırlatıyorum. Bakın tıklıyorum hemen. Şu boşluğu. Malzeme butonuna gidiyorum. Örneğin şurada bir tuğla duvarım var. Bakın sağ tıklıyorum buna. Duplicate diyorum. Türkçe isim veriyorum. Tuğla duvar. Kaçlık 8,5'luk 13,5'luk bir tuğla duvar olabilir. Yazabilirsiniz. Ölçüleri de. Gitti tuğla duvara döndü. Onun taramasını aldı. Kalınlığım kaçtı? 25 santimdi. Buradan taşıyıcımın ölçüsünü de değiştirdim. Şimdi katmanlara geldim. Structure başlığında da kalabilir. Ya da subrate başlığını tıklayıp ikinci bir taşıyıcıymış gibi hareket ettirebilirsiniz. Ama burada finish'i kullanmıyorsunuz. Eğer ki sıva yapacaksanız termali de kullanmıyorsunuz. Şimdi sıva ekleyeceğim üzerine. Bay kategori kısmına geldim, tıkladım. Şu gri renklerden, hatta şunu alayım. Bir dakika, bir renk alalım. Şöyle açık bir renk. Yukarı doğru çıkıyorum buradan. Şu plastiği alayım. Sağa tıklıyorum.